Motorcu abiden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bu videoda sizlere yeni motorumu göstereceğim. Tam arkamda duruyor şu anda. Birazdan merak edin diye. Böyle arkam dönük çekiyorum diyor ama hemen döneyim sizi de fazla rahatsız etmeyeyim. Gördüğünüz gibi yeni motosikletim 2020 model Harley Davidson Iron 1200 modeli. Bayağı şık, güzel. Tasarımı da bayağı cazibeli, ateşli bir motor. Ve tabii ki 0 kilometre şöyle biraz yakından göstereyim. K-Lisco özelliği olan bir motosiklet. Şöyle kilometreyi hemen gösterelim. 219'da sizi hiç bekletmeden 200 kilometre sürdükten sonra videoyu çekiyorum. Şöyle tasarımı şeklini de çekelim. Bayağı sağlam bir motor. Taş gibi. K-Lisco özelliği olması güzel. Hiç anahtarla uğraşmıyorsun. Burada ama bir anahtar bölüm var gidonu kilitlemek için. Onun dışında herhangi bir anahtar olayı yok. Şu anahtarı cebimden çıkarırsam onu da size göstereyim. Bir dakika dur. Şu değil, şu değil, şu. Anahtarımız bu. Bu şekilde bir anahtar ve bu şekilde motorun üzerine oturduğunuzda, yaklaştığınızda aktif oluyor. Şuradaki düğmeye basarak tabii ki buna basıyorsunuz. Motor bir şeyler yapıyordu. Dur şuna basıyordun. Evet. Açıkmış zaten. Hemen açılıyor. Motosikleti hemen sürmeye başlayalım. Ben de biraz pişmeye başladım. Sıcak bu aralar Hollandalar. Birazcık titreşim var. Tabii ki güzel bir titreşim. İnsanı rahatsız etmiyor. Fake be, Harley Davidson be. 1200 bir de canavar. Evet, sıcaklar. Oh be, serinledim ya. Yola çıktığım an serinledim. Makine çok güzel, gergin ya. Böyle Harley Davidson sakin sanarsın ama gazı açınca inanılmaz bir gidişi var. 1200'lük ya bu falan hani dedirttiriyor. Bir de güzel yatıyor. Şöyle bir hızlanalım. Özelliklerinden en güzeli benim beğendiğim, sinyal verdikten sonra sinyali kendi kapatıyor. Yani şerit değiştirdiğinizde veya dönüş yaptığınızda kendisi kapatıyor. O özelliğini çok beğendim. Tabii ki sıfır alırken bazı olaylar oluyor. İnsanlar sıfır alırken Türkiye'de nasıl yapıyor? Ne hediye ediyorsun? Çanta veriyor musun? Kask veriyor musun? Tabii ki ben de şöyle gideyim. Harley Davidson deyip geçmedim. Direkt yapıştırdım, dedim. Bizi hediye ne vereceksin? Bir şeyler yapacak mısın? Şekil şukun. Adamlar da baktılar bunlar zor müşteri. En iyisi biz bir şeyler verelim de paçayı kurtaralım dediler. Önce 500 euroluk bir hediye çeki teklif ettiler. Ben dedim olmaz, 600 olsun. 600 euroluk hediye çekiyle motoru aldık. Şöyle bir yapıştıralım. Rodaj modaj dinlemedik vallahi bu aralar. Basıyoruz bayağı. Biraz rüzgar olayı var tabi ama Harley yani. Bununla da zaten basmayacaksın. Şöyle 6-5. vitesi alıyorsun. Zaten toplam 5 vitesi var. 100 kilometreye sabitliyorsun. Böyle pır 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 gidiyorsun. Çok eğlenceli. Hollanda için özellikle çok iyi bir seçim olduğunu düşünüyorum benim için. Çünkü buradaki artık gün içindeki hız limitleri 100 kilometre ile sabitlendi. Saat akşam 7'den sonra sabah 5'e kadar sanırım. Ya da 6'ya kadar. 5-5 olması lazım. 5'e kadar 130 limiti var ya da 120 limiti var. Yerine göre değişiyor. Ama 100 kilometre hızla konforlu bir şekilde gidebilmek benim için önemliydi. O yüzden bu motoru tercih ettim. Bir de güzel yani. Sürmediğim bir motor tipiydi. Racing sürdük, naked sürdük. Biraz da bunu sürelim diye düşündüm. O yüzden güzel. Biz tabii 600 euroyu adamlardan isteyince adamlar da eğer 600'ü okey dersek anlaşmayı kabul ediyor musun? Anlaşacağız mı? Dediler. Biz de evet dedik. 600 euro gül gibi. 600 euro yani şimdi az para değil. Euro'nun TL karşısındaki değeri 8 küsur olduğunda düşününce iyi para. Tabii biz adama 13.200 euro veriyoruz yani. Orası da var. Büyük pahalı bir motor. 1200 versiyonu. Biz 883'ü düşünüyorduk öncesinde. Tabii ondan sonra dedik sıkılır mıyız? Ne olur falan hani en iyisi 1000 euro daha pahalıydı 1200'ü. 1200 versiyonunu aldık ki hem sıkılmayalım hem daha uzun yıllar gitsin diyerekten aldık. 600 euro hediye çekini okeylediler. Aldık. Motoru da hazırladılar bizim için. Kafasında normalde bir şapkası oluyor bu motorun. Buradan Ferhat abime de selamlarımı gönderiyorum. Onun motorunda 883 o şapkadan taktırmıştı. Onu da görmüştüm.
Ama ben biraz beğenmiyordum o şapkayı, çıkardım. O yüzden böyle kafada bir şey yok, çıplak. Biz çıplak seviyoruz, naked motor seviyoruz zaten bildiğiniz üzere. 600 Euro'nun 150 Euro'suyla Harley Davidson'ın kendi orijinal alarmını taktırdım. Zaten Kalisco özelliği olduğu için motordan uzaklaştığınızda birisi eğer motoru kurcalarsa ışıkları yanıp sönüyordu. Ama alarm olunca daha bir iyi, yani insanlar kurcalamaz. Zaten burada çok kurcalayan olmaz yani. Bizim yaşadığımız şehir bayağı sessiz, sakin bir yer. Hani Rotterdam, Amsterdam olsa biraz daha çalınma riski yüksek diye düşünürdüm ama burada oran daha düşük. Çünkü turist ve çok şey turist olan bir yer değil. Çok değişik tipte insanlar yok. Genelde herkes birbirini tanıyor. Böyle küçük bir şehir. Ama yine de bazı başka yerlere gidersem alarmı olsun. Zaten full kasko yaptırdım. Full kasko olmadan bu motoru sürmek, gezmek biraz riskli. Düşer, kırılır, biri tekme koyar, atar, bir şey yapar. Düşse de kırılsa da ben de kırsam kasko karşılıyor yani, öyle temiz iş. Temiz işleri severim. 600 Euro'nun da 450 Euro'suna gelelim. Henüz 450 Euro'yu nereye harcayacağımı, gömeceğimi bilemedim. Harley Davidson'dan belki güzel bir ceket alırım. Belki bir ekipman, kıyafet. Bilemedim yani. Bir telefon aparatı aradım, bulamadım. Eski SB Connect'i taktım. Motomax'tan aldım. Sağ olsun Motomax'tan aldım. Her şeyi hala kullanıyorum. Buradan kendilerine de selamlarımı gönderiyorum. Bayağıdır video çekemiyoruz zaten. Herkese selam göndereyim şöyle. Köydekilere. Ya bayağı güzel. Bayağı güzel de yatıyor motosiklet. Bu yatışının olayı da ağırlık aşağıda tabii ki. Alçak motor. Bizi Harley'deki adam peklere yere değdirebilirsiniz. Genelde ilk alanlar değdiriyor falan dedi. Yani uçlarındaki korumaları. Ama ben tecrübeli olduğum için bir şeyleri yere değdirmiyorum. Biliyorum çok yatmıyorum. Ama yatsa yatar yani. Egzozu falan yere değdirebilirim. Cidden öyle. Bakın şimdi sinyali yaktım. Adamlar öyle bir şey yapmış ki sinyal kendi kapanıyor düzeltince direksiyonu. Helal olsun lan, kapanmadı. Rezillik. Harley Davidson'ın sinyal özelliği çalışmıyormuş arkadaşlar. Almayın, tavsiye etmem. Bak nasıl selam veriyorlar hemen kankilerim, sağ olsun Harley'ci çete. Burada Harley'ci çeteler var, ben onlara mensup değilim. Mensup olmak da istemiyorum, katılmak da istemiyorum. Onlar çünkü yasa dışı işler yapıyorlar. Sağdan çıkalım, sağa bakalım. Güzel motor ya. Bir de var ya, zincir yağlamaktan bıkmıştım ya. Zincir yağlama işi var ya, kayışlı motor, gül gibi. Şimdi kapının önünde bir de Given Drive kankimden aldığım Honda Shadow 1100 var. Çift motor. Onu da size gösteririm. Onu da böyle bir proje yaparım diye düşünüyorum. Şimdiden gazı vereyim. Proje proje. Şöyle bir hızlanalım. Bakalım ne yapıyor. Yani yola katılmak için azıcık hızı arttırıyoruz. Bayağı artıyor yani hızlı bir şekilde. Kendim böyle güvensiz hissetmiyorum. Azıcık direksiyon dalgalanıyor ama gazı yükselttiğim için neredeyse ön taraf kalkacak. Ama genellikle kendimi çok güvende hissediyorum. Bu motorda tabii ki ABS özelliği de var. ABS özelliği olması benim için önemliydi. Çünkü burada genellikle yılın en az 7 ayı, 8 ayı yağmurlu ve soğuk. O yüzden ABS olması çok önemli. Çok amelli buraları. Her yeri çok amelli. Şu sıralar Türkiye'de biraz sıkıntılar var. O yüzden biraz da şımarıkça davrandığımı düşünüyorum. Böyle motor falan ama yani burada ne bileyim işte var yani imkan, alıyoruz yani. Yapabileceğim pek bir şey yok. Türkiye'de biraz daha zorlaştı artık. Ya ben geldiğim dönemde zordu. Şimdi artık imkansız oldu. Türkiye'ye ben 2 yıl önce gelmiştim buraya. 2 yıl önce ki motorların veya herhangi bir şeyin fiyatı neredeyse 2'ye katlanmış durumda. Yani CBF 150 almıştım Honda yıllar önce. 5500 TL'ydi. Şimdi 9000 mi olmuş? Böyle aşırı yani, aşırı değişik bir olay. Öyle arkadaşlar, yeni motorumu sizlere biraz anlatmak, tanıtmak, göstermek istedim. Tabii ki inceleme videosunu böyle detaylıca çekeriz. Bayağı bir özelliği var, böyle cılız bir şey görünmesine rağmen güzel özellikler koymuşlar. Eski görünen ama yeni teknolojiye sahip bir motosiklet diyebilirim. Şimdi burada sağ tarafta da böyle videoda görünüyor genelde, sağ taraftaki hava filtresi bilmeyenler için. Biraz dize değiyor ama sıcak değil, ama motorun kendisi ve egzoz acayip ısınıyor.
ayak yakma olayı var yani cidden. Bayideki adam da şortla falan sürmeyin yani dedi motoru. Sıkıntı çıkar. Zaten şortla sürmüyoruz. Sıkıntı yok. Böyle bacakları açıp gidiyorsunuz, o bayağı rahat. Uzun süredir yapmadığım bir hareket. Naked motorda da böyle süremiyorsun. Çünkü pegler bu kadar geniş değil. Adamlar pegleri o kadar geniş yapmış ki en ucuna ayağını koyunca cidden bacaklar açık gidiyorsun. Böyle bir şov yapar gibi. Biraz komik. Komik bir hareket. Deposu biraz küçük. 13 litre mi öyle bir şeydi herhalde. Hatırlamıyorum tam. Ama şehir içinde de çok lazım değil yani. Şehir içi değil gerçi burası, otoban ama. Hani bu ara güzergahlarda pek ihtiyacım olmuyor. Şuradan sağdan çıkalım. Geri eve dönelim. Diğer motoru da size göstereyim. Onunla ilgili de varsa tavsiyeniz, böyle güzel bir tasarım yapıp, şekil şukul yapıp, ki görüyorum böyle bazıları bayağı güzel yapıyor o motoru. Biraz eskimiş, bakımsız bırakılmış falan. Biraz bu aralar Harley'ciyiz yani. Harley, Cruiser tarzı kafamıza göre takılacağız. Evet, şöyle park edelim gölgeye. Size biraz diğer motoru da göstereyim. Given Drive kankime de teşekkür ediyorum buradan. Bize motoru hediye ettiği için, hediye etmedi de işin şakası. Bu da böyle eski bir şey, kardan aktarmalı. Gördüğünüz gibi bunun üzerinde bir şeyler yapacağız, yapmayı düşünüyoruz. Şöyle etrafından çekelim. Evet, çektik. Gösteririm fotoğraflarından. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olarak beni destekleyebilir, videoyu da likelayabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.